Evet, ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınıza katkı sağlamak isterseniz KJDR olan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve Whatsapp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Hadi bir hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olun. Ee, bir video vardı onunla başlayalım ya da önce şeyle sosyal konutta ilk aç bugün atılıyor. Kim alacak, kim yapacak, nasıl temele atılacak, ne olacak, ne bitecek bir sürü şey söylüyordu. Kararından cumhuriyetine kadar itibarsızlaştırmak için halkın ilgisini e, sosyal konut projesinden e, uzaklaştırabilmek adına bir sürü şey saçmalıyorlardı. O sosyal konut projesi, arsa belli değil, yer belli değil, kim yapacak ki hiçbir müteahhit girmez bu işe şeklinde bir sürü şey söylüyorlardı. İlk... Harç bugün atılıyor. Evet, e, ilk açıklandığı zaman 500 bin kişiye ev sahibi olma imkanı diyerekten duyurusu yapıldığı zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde kim hangi parayla alacak kardeşim bunu milletle alay mı ediyorsunuz diyerekten manşet atmıştı. İlk gün e, ne kadar 700 bin müracaat olmuştu, 500 bin kişiye konut sözü verildiği bir noktada 700 bin kişi bir günde. E, müracaat etti ki kimlik numarasının sonuna göre zaten edemiyorsunuz. Yani e, kimlik numarasının sonu sıfır olanlar bugün iki olanlar yarın diye bir planlama yapılmıştı. Sonuçta 7 milyon kişi müracaat etti. Arkasından ne dediler? ya 7 milyon kişi Türkiye'de konut e, almak için sırada bekliyormuş, konutu yokmuş. He, daha evvelden AK Parti öncesinde Türkiye'nin tamamının konutu vardı. Hatta Kundak'taki bebeklerin bile konutları vardı. AK Parti gelince Kundak'taki bebeklerin konutlarını sattı, yedi, yıktı. Avrupalılara, Suriyelilere sattı da şimdi konutsuz kalmışız gibi bir algı oluşturdular. Konut neyse Evvelki yıllara göre şimdi çok daha fazla konut yapılıyor. Onun için de her yer beton oldu, her yer beton oldu diyenler de işte o sol kafalar. Ama geliyorsunuz geliyorsunuz bugün itibariyle o konutların temelinin atılma noktasında da bugün adım atılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bildiğim kadarıyla birden fazla ildeki ilk temeller atılmış olacak. Yıl sonunda bu işi başlayalım diyerekten Cumhurbaşkanı söze girmişti. Sonrasında e, Çevre Bakanı Murat Kurum'un da hazırlıklara hız vermesi sayesinde sonuçta denildi ki işte Ekim ayı içerisinde bir hızla girelim bu işe ki seçime kadar da belli bir noktaya gelsin bu inşaatlar. Hatta bir miktarı da bitebilir çünkü bir senede biten inşaatlar var. Gördüğümüz artık teknoloji gelişti. O noktadan o sol tandanslı kafalar hemen itiraz ediyorlar. Ya kardeşim hep kafanız inşaata çalışıyor. Ya i̇yi güzel de ne anlatıyorsunuz? Depremde ne olacağız diyorsunuz. Veyahut da bir üniversitenin binası öğrencileriyle birlikte çökme tehlikesi ile karşı karşıya Özel bir kalıyor. Özel bir üniversite. Ö Özel Baket üniversite of. deyip gitmeyelim. Evet, bu evleri kim nasıl alacak? Hangi parayla alacak? Evet, üst başlıkta da o yazıyor. Yurttaşın kiradan kurtulması lafta kaldı. Para yandaşa gidecek. Müteahhitler para kazanacak. Ama o daireleri satın alacak insanlarda para yok kardeşim. Para diyenler bir de baktılar ki 7 milyon müracaat var. İlk önce işte o müracaat için olan 500 liralık bir para yatırma, sonradan geri alma imkanı olan parayı başvuru, planlama, kırtasiye gideri diye alınan ama iade de edilecek. Çıkmazsa çünkü 7 milyon kişi müracaat etti, 500 bin kişiye çıkacak bu kura sonucunda. Demek ki 6,5 milyon kişi de alamayacak. Onlar 500 liralarını iade alacaklar ama gene de olumsuz itibarsızlaştırma noktasında... Sol çevreler e, kara propagandalarını yaptılar. Evet maalesef bu iş böyle döndü. Şimdi bir de video var onu da izlemiş olalım. Dün e, basın ilan kurumu başkanı Cavit Erkılınç hedef alınmıştı. Sosyal medyada da şimdi yoğunca dönüyor. Bir televizyon şey bir televizyon programıydı. YouTube programı yapan eski Ergenekon'dan yargılanan bir şeyin e, askerin oğlu yapıyor neydi Hasan isminde unuttum babasının ismini de Hasan Atilla Oğur Hasan Atilla Oğur e. evet o onun oğlu yapıyor hatta geçenlerde de babasına sormuştu şeyi alalım mı diye e, eski futbolcu Hakan Şükür'ü yayına almak istemişti Kral seni bir görsek falan demişti sonra babasına sormuş babası demiş ki yapma oğlum bu ergene şey FETÖ'cülere şey kazandırır ben vazgeçtim demişti gelen yoğun tepki Babası cezaevinde üzerine. kalıyor FETÖ'den dolayı şimdi FETÖ'den dolayı kaçak yaşayan Hakan Şükür'ü Oğul, o albayın oğlu ki albay da kendini öyle bir pazarlıyordu ki PKK'nın başındaki o Abdullah Öcalan'ı sorgulayan adam benim vesaire diyerekten kendini pazarlıyordu. Şimdi oğlu kimlerle? Kol kola. O Levent Göktaşlar'la falan yani herkes sahipleniyor. Onu ben yaptım, o yaptı, evet. bu yaptı diye herkes sahipleniyor. Ee, şimdi Basın ilan Kurumu Başkanı orada hedef alındı. Cüneyt Özdemir bir şey söylüyor. Ee, diyor ki İlahiyat mezunu. Önce diyor ki imam hatipli diyor basın ilan kurumunun başındaki kişi. Sonra diyor ki işte ilahiyat mezunu diyor. Diğerleri de o grupta Uğur Dündarların içinde bulunduğu o grupta kahkahalar atıyor. Onu Allah kabul etsin diyorlar hep birlikte. Gülüyorlar. İşte liyakat bu mu? Sonra diyor ki liyakatlidir diyor. Gerçi Cüneyt Özdemir toparlıyor biraz durumu. Liyakatlidir ki oraya getirilmiş diyor ama böyle bir şey dolanıyor şey CHP imam hatip açılımı ilahiyat açılımı bizim düşmanlığımız yok diyor ama kitlesi yoğun bir şekilde kahkahalarla gerekirse dalga geçebiliyor. O videoyu bir izleyelim. Onu da kısaca bir değinip öyle gündeme geçmiş olalım. Herkesin artık basını terk ettiğini söyledim. Bunun alakası yok ki. Eyvallah. Kötü bir tek... örnek Abi, kötü örnek, tutsan, örnek sayılmaz ta, nereyi ki. Nereyi tutsan elinde kalan bir sistemin ortasındayız. Şimdi basın ve ilan kurumu şu anda çok güçlendi değil mi? Basın ilan kurumu. Tamam, basın ya, ilan kurumu başında daha kim var? Kim olmalı? Doğa yani bir gazeteci olmalı değil mi? Uğur Dündar olmalı mesela yıllarını gazeteyi vermiş. Ben bundan vermiş. farklı bir ya da, şey söylemedim. Ya da farklı bir yani şey hükümeti destekleyen bir basın organından da bir gazeteci olmalı. Ben mesela gitsem Diyanet İşleri Başkanı olsam ben bir fetva versem bana derler ki sen kimsin kardeşim gazetecilik okumuşsun yıllardır gazetecilik yapıyorsun. İşte bunu yapıyorsun. söylüyorum sosyal medyanın bu eksiği var Ama diyorum. Ama dur bak basın ilan kurumunun başında şu anda Sayın Cavit Erkılınç var. Belki adını ilk kez duyuyorsunuz ben hiç tanışmadım kendisiyle. Kendisi 61 doğumlu orta öğrenimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde yapıyor. Lisans eğitimi Ankara Üniversitesi İlayat Fakültesi mezunu ya Allah kabul etsin Şahsını ben tanımıyorum Cüneyt söylediklerimi ya. yanlış mı anladın? Yani şahsını tanımıyorum Çok yetenekli olabilir basında olabilir Ama ya Türkiye'de bu kadar gazeteci arasında Şu anda basın ilan kurumunun başında ilahiyat mezunu Değerli bir beyefendi var ya ki oraya koymuş Cüneyt konuşuyor. bu benim söylediklerime karşı bir argüman Demek değil Demek ki... istediğim yani sadece mesele Evet şimdi Sayın Bahçeli Mecliste grup konuşması yapmak üzere Kürsüye çıkmış ona bağlanın döndükten sonra bunu da unutmadan değerlendirmiş olalım. Evet geri geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsterseniz önce tekrar yeni televizyonunu yeni açanlara izleyicilerimize hatırlatmak adına o videoyu bir kez daha görelim. Ki izleyicimiz ne oldu nereden buraya geldik demesin yeni açan izleyicilerimiz televizyonlarını. Niye? Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşması vardı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı o araya girmişti. O videoyu tekrar izleyelim ne oldu sonrasında konuyu konuşalım. Herkesin artık basını terk ettiğini söyledim. Bunun alakası yok ki. Eyvallah kötü tek... örnek, Abi, kötü örnek tutsan, örnek sayılmaz tam, nereyi ki. Nereyi tutsan elinde kalan bir sistemin ortasındayız. Şimdi basın ve ilan kurumu şu anda çok güçlendi değil mi? Basın ilan kurumu. Tabii basın ya, ilan kurumunun başında daha kim var? Kim olmalı? Doğayan bir gazeteci olmalı değil mi? Uğur Dündar olmalı mesela yıllarını gazeteyi vermiş. Ben bundan vermiş. farklı bir ya da, şey söylemedim. Ya da farklı bir yani şey hükümeti destekleyen bir basın organından da bir gazeteci olmalı. Ben mesela gitsem Diyanet İşleri Başkanı olsam ben bir fetva versem bana derler ki sen kimsin kardeşim gazetecilik okumuşsun yıllardır gazeteci. E işte yapıyorsun. İşte bunu söylüyorum sosyal medyanın bu eksiği var Ama diyorum. Ama dur bak basın ilan kurumunun başında şu anda Sayın Cavit Erkılınç var. Belki adını ilk kez duyuyorsunuz ben hiç tanışmadım kendisiyle. Kendisi 61 doğumlu orta öğrenimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde yapıyor. Lisans eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu ya Allah kabul etsin Şahsını ben tanımıyorum Cüneyt söylediklerimi evet. yanlış mı anladın? Yani şahsını tanımıyorum Çok yetenekli olabilir basınlı olabilir Ama ya Türkiye'de bu kadar gazeteci arasında Şu anda basın ilan kurumunun başında ilahiyat mezunu Değerli bir beyefendi var ya ki oraya Cüneyt koymuş. bu benim söylediklerime karşı bir argüman Demek değil ki... istediğim yani sadece mesele Evet geri geldik Evet, e, basın ilan genel müdürünün kim olması gerektiği üzerinden ki biraz da böyle tarafsız bir görüntü veren Cüneyt Özdemir bazı hatırlatmalarda bulunuyor. Uğur Dündar gibi birisi mesela olması gerekir diyor. Evveliyatını bilmediğiniz zaman tabii bunlar güzel geliyor. İnsanın kulağına hoş sesler gibi geliyor. Ya yani Ne kadar doğru söylüyor diyorsunuz. Ne kadar doğru tespitler yapıyor Cüneyt Özdemir diyorsunuz. Peki o zaman ben size... Eğer ki genel müdürleri de hatırlatayım, bakalım ne olacak? Cavit Bey için herhangi bir olumsuz ifade kullanıyor şeklinde algılanmasın. İki yıl, üç yıl boyunca basın ilan kurumunda genel müdür yardımcılığı yaptıktan sonra şu an genel müdür pozisyonuna gelmiştir Cavit Bey. Ama eğer Cavit Bey'in ilahiyat fakültesi mezunu olması üzerinden, İmam Hatip Lisesi mezunu olması üzerinden, Yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde idarecilik yaptığını, ticaret daha önceki yıllarda ticari işletmeler yönettiğini gözlerden kaçırıp eğer İmam Hatip'i bitirmiş, ilahiyatı bitirmiş deyip. Belki bütün dert bu zaten. Heh, bütün, bütün dert olduğunu bu. zaten göstereceğim. Hem de öyle bir bütün dert böyle ki tahmin edemeyeceksiniz eski genel müdürleri söylediğim zaman. 1961'de darbeciler kuruyor Basın ilan Kurumu'nu. Kurulmaması gerekiyordu da kurdular anlamında söylemiyorum. Ama bir olması gereken kurumu kuruyorlar. Fakat olması gereken kuruma kimi atıyorlar? İlk genel müdür Sebahattin Selek. Selek. Sebahattin Selek kim? Sebahattin Selek Erzincan Askeri Ortaokulu'ndan mezun. Sonra Bursa Askeri Lisesi'nden mezun. Sonra Ankara Harp Okulu'ndan mezun. E adamlar kimi seçecekler? Herhalde ilahiyattan veyahut da gazetecilerden birinin seçecek halleri yok. Kimi seçiyorlar? Askeri okullardan mezun olan, harp okulundan mezun olan birisini seçiyorlar, o Kaç yıl o 1961'den 1973'e kadar. 12 yıl boyunca Sebahattin Selek'i tanımadım. Ama Sebahattin Selek devamında 73'te ayrıldıktan sonra da nereye gidiyor? Kapak olsun. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili oluyor. Yani siz getiriyorsunuz basın ilan kurumunun genel müdürü yapıyorsunuz. Bu kişiye bakıyorsunuz ya bütün gazetelere eşit uzaklıkta olması gereken, bütün düşüncelere, siyasi düşüncelere uzak mesafede olması gerekir diye oturtturduğunuz bir adam İstifa eder etmez gidiyor CHP'de milletvekili oluyor. Onu bir kenara koyduk. 1973'ten 2003'e kadar Gültekin Samancı basın ilan kurumunun genel müdürlüğünü yapıyor. Gültekin Samancı ne mezunu? Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu mezunu. Subaylıktan sonra 10 yıl subaylık yapmış. Sonrasında ayrılmış. Kafaya bakın, zihniyete bakın. Ki Gültekin Samancı ile de ben tanıştım. Gazetenin ilk yıllarında kendisi genel müdürdü. Bazı hukuki konularla istişare etmek için kendisine gidip görüşmüşlüğüm vardır. 2003 yılına kadar Gültekin Samancı kaç yıl oluyor? Cüneyt Özdemir'e kapak olsun. 5N 1K, 30N 500K falan filan. 30 yıl Gültekin Samancı Basın İlan Kurumu'nun genel müdürlüğünü yapıyor. Diğeri Sabahattin Selek. Sabahattin Selek 12 yılda o yapıyor. O da 12. 61'den 73'e kadar. Sonra yine kendisini tanıdığım Ertan Cillo. Bir avukat. Kendisi bir avukat. Hukuk Fakültesi mezunu. Hukuk müşaviri olarak Basın İlan Kurumu'nun genel müdürlüğünde görev yapmış ki o tarihlerde benle birlikte Cağaloğlu'nda üretmen işanı vardır. Benim de bir yazanem vardı. Kendisinin de bir yazanesi vardı. Oradan tanışırız. Sonra genel müdür olduktan sonra da gazeteci olmamız hasebiyle görüşmelerimiz Neydi, devam etti. Isme, özür Ertan Cillov. Ertan Cillov evet. da hukukçu olmasına ve hukuk müşaviri olarak basın ilan kurumun genel müdür yardımcılığına girmiş olmasına rağmen Gazeteci falan değil. Uzaktan yakından bir ilgisi yok. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne geçiyor. Ondan sonraki dönemlerde artık değişik isimler, iki yıl, üç yıl, dört yıl görev yapanlar var. Şimdi Peki nereden akıllarına geliyor bu son basın ilan kurumu müdürü Cavit Erkılıç'ın diploması? İşte algı, bir asker yanlılığı, asker yanlısı adamlar darbeci kafada. Darbe bütün toplumu kuşatması gerekir. Öyle sadece askeriyede, kışlada değil... Sivil hayatta da hakim olması gerekir bunlar. Askeri okul mezunları başta olması lazım. Bir kere karşısındaki adam kim? Bir askerin oğlu. Emredersiniz komutan. Allah kabul etsin diyor. İlahiyat mezunu muymuş ha? İlahiyat mezunu olunca yıllarca ticari tecrübesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde idareciliği var kişinin olsun. İlahiyat mezunu ya. Basın ilan Kurumu'nun genel müdürü olduğu zaman nasıl yönetiyor Basın ilan Kurumu'nu? İnternet yayınlarına artık beyazını basın ölmek üzere. Dolayısıyla internete geçiyor herkes. Tüm dünya geçiyor. Biz de nasıl geçeriz diye çırpınan, 24 saat çalışan, Anadolu'yu dolaşan bir genel müdüre ilahiyat mezunuymuş. Allah kabul etsin diyor. Ben de diyorum ki ilk genel müdürle ikinci genel müdür için emredersiniz komutanım mı diyorsunuz? Dediniz mi hayatınızda? Demediniz. Üçüncüye de bakın. İlki, ikincisi, üçüncüsü. Bakın bunların kimlikleri kişiliklerinden bahsetmiyoruz. Bunlar diyor ki diploması iletişim mezunu niye değil basın ilan kurumunun başındaki kişinin diyor. Biz de diyoruz ki yani diğerlerinin kişilikleri şöyle kötüdür, böyle kötüdür demiyoruz. İkisi Kara Harp Okulu mezunu, biri biri Harp Akademileri, biri Kara Harp Okulu mezunu. Sabahattin Seley ben gelmeden önce kimdir diye baktım. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ordudan istifa ettikten sonra kısa bir süre bir gazete çıkarıyor. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi işçi bürosunun başına geçiyor. Ondan sonra geliyor. Şimdi bugüne kadar. Şeyin Cüneyt Özdemir'in aklına gelmiş mi basın ilan kurumu genel müdürlerin diplomasını sorgulamak? Ya. Ama İmam Hatipli olunca sorgulamak akıllarına geliyor. İlahiyatçı olunca sorgulamak akıllarına i̇şte ben geliyor. Ben burada Cüneyt Özdemir'e sizin derdiniz darbecilerle değil İmam Hatiplilerle, ilahiyatçılarla uğraşmak dediğim zaman ağır mı kaçar acaba merak ediyorum ki ben Gültekin Samancı'yı da Ertan Cillov'u da tanıdım. Yani bizim siyasi düşüncelerimize yakın isimler değildi. O kadarını söyleyeyim. Ertan Bey'le uzun bir meslektaş da olduğumuz için, avukat olduğumuz için uzun yıllar merhabalaştık, oturup sohbet ettik. Bir zararını görmedim diyebilirim. Ama siyasi düşünce olarak kesinlikle uyuşmuyorduk. Bu da çok net bir şey. Yani CHP zihniyetinden bir kişiydi. Şimdi düşünün yıllarca bu ülkeyi kim yönetti diyorlar? Sağ iktidarlar yönetti diyorlar. Ama basın yayın kurumunun genel müdürlüğünü kim yapıyor? CHP zihniyetli adamlar yapıyor. Şimdi bunları bilelim. Ha ondan sonra diyelim ki ya bugün Ali olmasın da Veli olsun. Veli olmasın Osman olsun. O zaman belki dedim ki ya burada herhangi bir karşıtlık, herhangi bir düşmanlık kimseye yok. Sadece bir düşüncesini açıklıyor. Diploma. Bu da kendisini bağlar diyelim. Liyakat ve diploma sahibi olması zorunuza mı gidiyor? Ben şimdi evet, e, evet, evet. E, değişik açılardan bakarız. Ben <laughs> diyorum ki darbeci olduğu zaman emredersin komutanım diyenler ilahiyatçı olduğu zaman Allah kabul etsin. İkisini de söylüyorsa ya derim ki bakış açıları bu. Adamlar böyle bir bakış açısına sahip. Ama asker olduğu zaman emredersin komutan demezse ki kaç yıl yönetmiş? Biri 12 yıl, biri de 30 yıl. Yani 30 yılı özellikle belirtiyorum. Ya bir genel müdür, bir kurumun başındaki genel müdür 30 yıl nasıl oturur ya? 30 yıl. iktidarlar geliyor, gidiyor. Milliyetçi cepheler geliyor. MSP, CHP geliyor, gidiyor. Tek başına CHP geliyor, tek başına demirler geliyor. Geliyor, oğlu geliyor. Darbeler geliyor. Hiç. Adam tınmıyor. 12 Eylül darbesi oluyor. Adam oturuyor koltuğunda. Gültekin Samancı ne zaman bırakmış? 2003. Vefatıyla 2003. birlikte. 2003. ha Vefatıyla bırakıyor yani, kurumu. Gü, Gü, Gültekin Samancı görevi bıraktığında Cüneyt Özdemir gazeteci değil mi? Gazeteci, gazeteci değil mi? O güne evet. kadar diyor mu? Ya bu diploma ne iş? Bu adam nasıl burada 30 sene ne demek? ya Bir kurumun başında bir kişi 30 sene 50 tane başbakan geliyor geçiyor. 30 sene bir kurumun başında bir kişi nasıl durur? Liyakat sahibi herhalde ki çok üstün bir liyakat ve memlekette başka bu meziyete sahip kimse de yok ki herhalde öyle tutuyorlar. E, Cüneyt Özdemir'in kendi patronu Mehmet Ali Brandt ne mezunu filoloji terk Fransızca. Onun yanında çırak oldum ki yani duydum kurduyordu. Şimdi ben de hukuk mezunu. Ben, mevzunu, bir şey demiyorum. Ama böyle ben bir, de hukuk mezunu. Tamam siz. Böyle için. Bir tezi, hayır Şimdi, böyle bir teziniz var mı? Ya yok e, tabii tamam. ki yok tabii ki şaka yapıyorum yani sonuçta ben. <laughs> Her zaman şunu söylerim. Her gazetede bir hukukçu, bir doktor, bir mühendis mutlaka olması lazım. Bakın doktor diyorum, mühendis diyorum. Niye? Ya gazetedeki haberleri mutlaka bütün haberleri bir doktor gözüyle, bir mühendis gözüyle, bir de hukukçu, belki hukukçu iki tane olması gerekir, incelemesi lazım. Siz kalkıp da bir tazminat davasını haberini yazarken ikinci Asya Ceza Mahkemesi dediğiniz zaman bir kere konuyu bilen bütün okurlar bu gazete masa başında yatarken uyurken haber yazmışlar. Tazminat davası Asya Ceza Mahkemesi'nde görülmezler. Ama muhabir sız sızca bir şeyler yazarken Asya hukuk yerine Asya ceza yazabilirler. Ali Bey, gün yılların gazetelerinden biri yıllardır Türkiye'nin en eski gazetelerinden biri izliyordu. Ne diyor? Suh Ceza Mahkemesi Başkanı. Evet, Suh Ceza Mahkemesi'nin kaç tane üyesi var o, ki? O dediği başkanı. zaman ölmüştür. O haber ölmüştür. Benim nezdimde de ölmüştür. Konuyu bilen insanlar. Tıp alanında da kişi ölmüştür, otopsisi yapılmıştır, yapılmamıştır. O konuda teknik bir yanlışlık yaptın mı gitti. O haber gitti. Bilen kişiler Dolayısıyla benim iddiam budur ki ben hukuk mesleğinde yıllarca çalıştıktan sonra gazeteciliğe geçtim. Gazeteci olarak faaliyete devam ediyorum ve bu noktada da arkadaşlarım hepsi bilirler hiçbir şekilde çekirdekten yetişen herkes başımın üstünde. Hukukçu da olsa, mühendis de olsa, başka alanlarda fakülte bitirmiş olsa bile gazeteciliği hakkıyla yapıyorsa hiçbir problem yok ama birileri darbeci kafalara selam çakıp bir başka alandan, bir başka meslekten birisi geldiği zaman ona itiraz ediyorlarsa, dalga geçmeye çalışıyorlarsa, akılları sıra ironi yapıyorlarsa işte onların gerçek yüzlerini de bizim göstermemiz gerekir. Maskeleri indirmemiz gerekir. Bir şey daha söyleyeyim. Cavit Bey niçin acaba hedef oluyor diye düşündüğünüz zaman biz de bu programda Ankara'daki 24 Saat isimli naylon evet. gazete. 40 yıldır... <laughs> Basın İlan Kurumu'nun Genel Müdürlüğü'nde yönetim kurulu üyesi olarak vazife yapan Nazmi Bilginin naylon gazetesinin ortaya çıkarım. cesaretle evet, üzerine evet. gidip biz buna eyvallah etmeyiz diyen Cavit Bey şimdi i̇şte böyle ben hedef aldı. de diyorum altına... ki o masada doğayan gazeteciler olduğunu söyleyen adamlar var. Bir tanesi diyor mu ya sen gazeteciler cemiyeti başkanlığı yapıyorsun. Naylon gazete nedir? Anadolu'da ya. bir sürü gariban... Yani. Yerel gazetecinin alması gereken ilana gasp ediyorsun bir anlamda. Onların ilanını alıyorsun. Basın ilan kurumu da tespit etmiş. Sen naylon gazete çıkarıyormuşsun, dağıtmıyormuşsun, satmıyormuşsun, okur, okutmuyormuşsun. gece bir parti'nin kürsüsünde ama e işte sansür yasasıydı bilmem. Ne oldu? Sansür yasası geçerli. Bir hafta oldu mu? Oldu. Peki bir tane, bir tane bakın yeni kanun maddesinden dolayı bir tane açılan soruşturmadı ile ilgili haber duydunuz mu? Ama açın şimdi Sözcüyü Cumhuriyeti. Kanun çıkmadan önce artık enflasyon rakamını bile yazamayacağız. Artık işsizlik rakamını yazamayacağız diyen riyakarlar. Şimdi bir olan rakamı 30 diye açıklıyorlar ama soruşturma falan açılmıyor. Çünkü 5 tane şartı var o yeni maddenin. O 5 şart yan yana olacak. Yalan yazacaksın bir yetmez. O maddeden soruşturma almazsın. Bak yalan yazdığın halde gerçeğe aykırı haber adı altında yayın yaptığın halde soruşturma açılmıyor. Ne olması lazım? Ülke güvenliğiyle ilgili bir şey olması lazım. Ne gibi? MİT tırları gibi. İki. Bu da yetmez. Ne olması lazım? Ülke barışını da tehlikeye düşünmesi lazım. Ülke barışını Mitter'ler mesela tehlikeye düşürür mü? Bana sorarsanız düşürmez. O da gitti. O da yalan haber. O yeni kanundan herhangi bir soruşturma geçirmez. Dolayısıyla bu kadar zor koşullara bağlanmış bir maddeyi bile nasıl algı yaptılar? Ama şimdi bir haftadır o Nazmi Bilgin de İyi Parti'nin kürsüsüne çıkıp artık ağızlarımıza kalemlerimize kelepçe vuruyorlar demişti. Var mı kelepçe melepçe? Sözcü nerede kalmıştık diye devam ediyor. Yalanın bini bir para. Cumhuriyet nerede kalmıştık var. diye evet, devam bir ediyor. Bir söylerseniz hemen toparlayalım. Evet. Son üç dakika Ali Bey. Serok Erdoğan diyelim mi? Evet. Serok Erdoğan. Sözcü Serok Erdoğan demiş. Karar. Karar. Karar şey bir gazetedir. Sözcüyle mukayese edilmez. O çok tutarlı bir gazetedir. Liberaldir. Uzlaşmacıdır. Kürt dostudur. Ya da işte şeydir faşizmden nasibini almamıştır. Hala karar net mi Sayın Bahçeli? Diyarbakır'da Serok diyorlar. Ser, sanki Serok demek PKK'nın lideri demekle benzeri bir mantık yürütüyorlar. Şimdi Serok başkan anlamında eğer Tayyip Erdoğan şu an PKK'nın tepesine iniyorsa her gün PKK'nın başından yöneticilerinden birer isim mit operasyonlarında etkisiz hale getiriliyorsa PKK delirmiş kudurmuş bir vaziyette bize karşı kimyasal silah kullanılıyor diye adında Türk olan Tabipler Birliği'nin başkanına bile iftira attıracak noktaya geldiyse Türk Silahlı Kuvvetlerine o Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Serok Erdoğan desinler bir şey yok ama sen eğer yarın öbürsü gün kalkıp da o hdp'li bir isme yani apo'nun heykelini dikeceğiz diyen bir adam kalkıp da serok bilmem kim derlerse he o zaman ben derim ki kardeşim PKK'nın başı mısın sen? PKK'nın başına heykel dikeceksin sonra da serok başkan Bilmem kim diyeceksin Demirtaş veya Mithat Sancar veya bir başka isim dediğin zaman itiraz ederim. Ama bugün itibariyle Tayyip Erdoğan PKK'yı bitirme noktasına getirmiş mi? Getirmiş. O zaman PKK ile eşleştirmeye şuna buna hiç kimsenin gücü yetmez. Serok kelimesi de eğer başkansa ve Cumhurbaşkanı da zaten başkan konumunda olduğuna göre... Bence bir herhangi itiraz edilecek bir şey yok ama Ahmet Davutoğlu'nun herhalde Ahmet Davuto, bir acısı var. O MHP'ye işaret MHP ediyor. Ama ne diyorlar? Bu da çözüm sürecindeki tavrına geri dönüş yapıyor. Daha ben şimdi MHP'yi o noktada eleştiririm ama bugün Ahmet Davutoğlu'nun nokta bulunduğu nokta açısından yanlış yerde duruyor. Ama o tarihte Devlet Bahçeli çözüm sürecinde Ahmet Davutoğlu için yaptığı Serok Ahmet şeklindeki eleştiriyi ben de kabul etmiyorum. Ali Bey şu gazete TTB'yi giremedi, giremedi. TTB haberi yapamadı. Hala giremedi. Şöyle Tam sayfa gösterin de belki alt taraflarında bir yerlere sıkıştırmıştırlar. TTB'nin başkanı dedi ki, TTB'nin başkanının katıldığı programda denildi ki, Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede kimyasal silah kullanıyor. Yani Saddam'la aynıdır dedi Türkiye. Evet. Bir tanesi yazılmış. Var mı? Yok. Diyelim... Sürenin sonuna geldik. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmekle ile inşallah. Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.